Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil çifti oğulları Can'la birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündoğan'da kaldıkları otelin plajında vakit geçiren aile İskele'yi ele geçirdi. Merdivenlere boy boy kurulan aile uzun süre iskelede vakit geçirdi. İlk olarak sıcaktan bunalan Burak Sağyaşar serin sularla buluştu. Baba oğul denizin keyfini oyunlarla çıkardı. Ne var ki sevimli canın enerjisi iskele merdivenlerinde keyifli keyifli oturan anne Hatice Şendil'i de ayaklandırdı. Bu defa ailece denizin tadını çıkarma zamanıydı. Bir süre sonra denizden çıkan aile duşun altında soluğu aldı. Ne var ki Can bir türlü duşun altından çıkmak istemeyince anne oğul arasında tatlı bir mücadele başladı. Neyse ki oğlunu ikna eden Hatice Şendil ıslak ayaklarıyla parmak ucunda koşa koşa şezlongunun yanına geldi. Biraz sonra olacaklardan habersiz oğlunu havlu ile kurulamaya başladı. Ancak kaza geliyorum demedi, eğildiği anda ayakları kayan Hatice Şendil dengesini bulamayınca oğluyla birlikte düştü. Bir anda gözyaşlarına boğulan oğlunu avutmaya çalışan Hatice Şendil düştüğü yerde kendi acısını unutup uzun uzun oğluna sarıldı. Cansu Tosun denizin içinde bir başına keyif çattı. Güzel oyuncu denizden çıktığında anladık ki 2023 yazının en fit, en formda güzeliydi. Fedon bronzuna ulaşan Eda Taşpınar karalığına ramak kalan Cansu Tosun güneşlenmekten vazgeçmedi. Şezlonguna uzanan güzel oyuncu hem güneşlendi hem de bol bol kitap okudu. Bir dönemin tescilli güzeli, şimdilerde ekranların yeni yüzü. Aslan Karalar, yazın plajların gözdesi. Güzel oyuncu incecik bikinisiyle iskele merdivenlerinde salınırken zayıflığıyla dikkat çekti. Bir süre denizin keyfini çıkaran Aslan Karalar uzun iskelede adeta podyumda gibi salındı. Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy önce Patmos, sonra Leros ve son olarak da Bodrum'da. Yunan adalarındaki tatilinin ardından soluğu Bodrum'da alan Fadik Sevin Atasoy cennet koyuna demir attı. Arkadaşlarının eşlik ettiği tatilde ünlü oyuncu teknenin farklı farklı yerlerinde yüzüstü sırtüstü yatarak kalkarak bol bol güneşlendi. Bodrum'u en iyi halka anlatır düşüncesiyle artık Bodrum'a yerleşen Yeliz Yeşilmen'in yanında aldık soluğu. Bodrum bomboş. Kalabalık, kuru kalabalık var. Mekanlar boş, oteller boş. Çok da normal çünkü fiyatları öyle bir geçirdiler ki yani. Bodrum'daki pahalılık Yeliz Yeşilmen'in de dilinde olunca haliyle fiyat araştırmasını yerinde yapalım istedik. Pizza 800-900 olmuş. Lahmacun 500-550 lira. Hadi bunları geçtim. Yani bir çok lüks bir mekana gidiyorsan en çok bana koyan burada su oluyor. Yani suyumu çantama alıp gidiyorum demişim. Suyun fiyatını duyunca Yeliz Yeşilmen'in çantasında su taşımasına hak vereceksiniz. Bak şimdi kokteyldi, içecekti, etti bunları hani diyorsun ki tamam adam bu kadar mekan yapmış, bu kadar lüks verelim. Ama gidip aynı mesela atıyorum 5 liralık suyu 125 liraya içmek gerçekten çok acı veriyor. Gel gelelim şöyle bir Yeliz Yeşilmen'i süzünce karşımızda da adeta bir kuyumcu vitrini var gibi. Denizden çıkınca tek tek sayıyorum. Hiç düştüğü oldu mu denizden? Yok işte o yüzden fazla böyle haldır uldur yüzmüyorum. Çünkü normalde kulaç atarak yüzdüğümde bir şeyler gidiyor. Bir serbest taşıyorsunuz şu an üstünüzde. Şöyle yüzüyorum, evet. Şöyle saatiniz şöyle olsun, bileklikleriniz olsun. Evet siz anlarsınız gerçekliğimi bakınca zaten gayet net belli. Ve pek tabii ki taklitler, replikalar hiç Yeşilmen'e göre değil. Hepsi hakiki, hepsi gerçek. Asla replika. Ya kıyafette şeyim yoktur. Yani 100 liralık kıyafeti de giyerim. Ama yani dünya markaları olsun ya da altını onun replikasıyla
Hiç giymem, hiç kullanmam. O replika işim olmaz. Şimdi hazırsanız Yeliz Yeşime'nin plaj şıklığının ederini birlikte hesaplıyoruz. Terlikler bu yıl 5000 olmuş. Geçen yıl 1000 liraydı. Bak diyecekler ki ne görgüsünüz. Gözlük 25.000 lira. Hani yazıyorlar ya bak. Evet. Siz yazın. Drink gözlük 25.000. Bu sevgili Eda'cımızın bu da herhalde 3-5.000 vardı. Allah'tan bu hediye. Buna para vermedim. Herhalde bu 500-600.000 civarı. Şunları bilemiyorum. Her günkü altın kuruna göre değişiyor. Yani yine nereden baksan şu 100 gram, bu 50 gram. 2 trilyon var mı? 500 gram. Üstüyle başıyla, terliği, terliğinin tokasıyla, şıkır şıkır şıkırdayan 500 gramlık altınıyla yürüyen bir kasa gibi dolaşırken Yeliz Yeşime'nin plaj şıklığı 1,5 milyonu aşıyor. Tabii katıldığı bir programda hayat müşterek değil, erkek faturaları ödemeli, her şeyi kadınlar ödeyecekse kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelir açıklamasıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen sözlerinin arkasındaydı. Aynen öyle. Evin faturaları, evin masrafları ve yemek böyle bir yere gittik. Hesap tabii ki erkek kadın ancak çalışıyorsa kendine ev alabilir, araba alabilir. O da niye yatırım? Kiraya versin, para gelsin. Kadın sadece kendini almalıdır, çocuklarını alır. Ama eve ve adama hayır. Sivri dilli Yeşilmen, zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın'ın fotoğrafına uzaylı Süreyya diye yorum yapınca tepki çekmiş, o tepki verenlerden biri de Aleyna Tilki'nin annesi Hava Öster olmuştu. Benim yok, şaka yapıyorsun. Evet. Annesi mi bana cevap verdi? Annesi dedi ki dura, çok Aleyna'nın yanlış bir üslubunuz var dedi. Analara saygımız sonsuz. Ellerinden öpüyorum anamızı. Tövbe sağ ol. Ya yemin ediyorum haberim yok. Onu iyi cevap verdi, onu aldı. Ustabınızı beğenmemiş. Magazin şeyini. Öyle bir... En son haberler. Anneler de mi giriyor bu işlere? Aleyna cevap versin, anası değil. Yeliz Yeşilmen, dünya starlığına Aleyna Tilki'nin değil, yakın dostu olan Serer Yerili'nin aday olduğunu da söylemeden geçmedi. Bence var ya, hadise. Kopar kenara at. O kız var ya, o kıza sahip çıksınlar. Çok güzel. Sesi çok güzel. Çok seksi. Yani sanat hayatında bence tüm dünyanın konuşacağı bir isim olur. Bu sefer de Yeliz Yeşilmen'in hedefinde hadise mi var düşüncesine kapılmadan duramadık. Yani ben hadiseyi çok beğeniyorum. Şarkısını demiştim. Benim fıstık çıkı çıkı şarkısıyla uğraştılar. Ne farkı var? Ah uh. La fıstık çıkı çıkı daha bir en azından kaliteliydi diye düşünüyorum. Yeşilmen hadiseyle bir düeti de sıcak baktı. Hatta yeni Shakira ve Beyoncé biz oluruz dedi. Birlikte çok iyi bir ekip olurduk diye evet, düşünüyorum. Evet, şarkıları mix yapardık. Yani kesinlikle. Niye olmasın canım, Shakira ve Beyoncé yaptı yani. Ben de yaparım hadiseyle. Süper. Yani boy farkı ortaya çıkar biraz ama sorun değil, hallederiz. Sahnelerin vazgeçilmez ismi Altay, yeniden sahnelerde olunca tempoya nasıl ayak uydurduğu, bu enerjiyi nereden aldığı merak edildi. Sahneye çıktıktan sonra, sahneye çıkmadan önce inanılmaz bir adrenalin deniyorsun. O adrenalin de seni sahnede ayakta tutuyor. Bir de işi çok sevmek lazım. Ben her gün yeniden ilk günkü heyecanla işime gidiyorum. Altay'ın sahnesinde bir de yeni aşıklar vardı. Halbuki çok değil. Bir ay önce kadardı Cem Belivir'in aşka kapılarını kapatması. Zaten küstürdüler. İşimize gücümüze bakıyoruz yani. Aşk yok, iş var. Aşkı kim küstürdü? Hadi geçelim artık. Yakın bir zamana kadar aşka küsen Cem Belivi'yi yeniden aşkla barıştıran bir güzel karşısına çıktı. Yakışıklı şarkıcının gönlünü hemen kaptı. Bodrum'da Altay'ı dinlemeye gelen yeni sevgililer gece boyunca bol bol eğlendi, göz göze şarkılar söylendi. Aşk,